Medya televizyondan ses sistemine, akıllı telefondan tablete futbol coşkusunu yaşatacak teknolojileri keşfetmenin Medya Markt'la Okan Burak'a çok fazla eleştiri var. Hı hı. Özellikle Beşiktaş maçı ile başlayan bu süreçte iki tane Young Boys maçı. Hı hı. Bu sezon Galatasaray 5 resmi maça çıktı ve üçünden mağlubiyetle ayrıldı. Ve bu üçünde de aslında e, Okan Burak'ın taktiksel olarak e, değişiklikleri, tercihleri çok tartışıldı. Hı hı. E, öncelikle şunu soracağım. Okan Burak'ın bu üç maç için söylüyorum Young Boys ve Beşiktaş maçı. E, Galatasaray kariyerindeki en kötü 3 maça girer mi bu 3 maç? Girebilir. Ben yani Beşiktaş maçı gider çünkü daha önce böyle bir ağır bir mağlubiyet olmadı. Peki son 5 maç içinde bu 3 maçı yaşaması Okan Buruk ve ekibinin ilerleyen dönem için bizlere neleri gösterir? Okan Buruk'un gerçekten sezonu tamamlayamama ihtimali var mı? i̇yi ee, iyi ye işaretler değil bunlar ama toparlanamaz durumlar da değil. Ee, yani kar topu gibi büyüyerek de gidebilir bu sorunlar. Tam tersi el koyup uçağın burnunu yukarı kaldırmak da mümkün. Ama bu kesinlikle... herkesin birbirine dürüst davranmasından geçiyor. Biraz önce bir madde söyledim. Yani olanaklarınızı iyi kullandınız mı diye. Zaha bu olanaklardan biri değil midir? Çok net biridir aslında. Daralan becerisi sebebiyle. Yani yaslanmış sizin yasladığınız zaman zaman da kendi tercihiyle... kalesine yaslanmış bir ekibe karşı Zaha kullanılabilir miydi? Grip oldu, işte uf oldu, o oldu, bu oldu. Ki bahsettiğiniz maaş meselesinde de yüksek alan futbolculardan evet. biri daha. ve bir yerden sonra... Hazırlık döneminde çok iyi geçirdiği söylendi. Evet. Bütün Galatasaraylı arkadaşlarımız hep aynı şeyi söylüyorlar. Hazırlık maçlarında ve hazırlık kampından gelen haberlerde Zaha öne çıkan isimdi diye. Adam ortalıkta yok. Demek ki ilişkiler de çok iyi yönetilememiş gibi görünüyor. Yani hala açmazdaysa konu, hala çıkmazdaysa bu ilişkilerin çok iyi yönetilemediğini anlatır bize. Galatasaray bütün imkanlarını kullanmış olmadı. Kullanamadığınız zaman da kendi imkanlarınızı sorunlar yaşayabiliyorsunuz. düzeltmek mümkün mü? Mümkün. Daha önce böyle periyotlarla başa çıkabilmiş birisi midir, Okan Buruk. Başakşehir'de de küçük krizler atlattı. Aksar'da da küçük krizler atlattı. Galatasaray'da da İlk sezonunda işte e, Giresun'da evet, Giresun'a iç, içeride bir mağlubiyeti var. Hı -hı. Mağlubiyeti değil mi? Evet, evet. Iki Daha sonra deplasmanda bir birkaç hafta sonra Konya'ya bir mağlubiyet oldu. Kayseri Spor'da olabilir ha, Kayseri hocam. Kayseri olabilir, -3. emin 3 -3. değilim. Aynen. E, kaybetti. A, o, o dönemde çok yoğun eleştiriler Hı -hı. altında ve baskı altındaydı ama bir şekilde çıkarmayı başardı. Oradan çıktı. Yine yapabilir mi? Mümkün. Yapacak gibi mi görünüyor? Bu kez sanki... E, bu kez olumsuz sesler biraz daha fazla gibi. Ve takımın kimyası o günlerdeki gibi değil. Gördüğüm o. Yani adanmış bir 11'den kastım biraz buydu. Mesela ben kaleci Mustara'yı da e, kendini adamış gibi görmedim. Ki Mustara'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi kitlenmiştir yani. Klinçte kitlenmiş evet. bir oyuncudur. Kaptan olarak, lider olarak da yatıştırıcı, sakinleştirici. E, durum Her durumda durumdan vazife çıkaran ...rakip yaralarının ortasında bile bir şey olduğunda hemen... ...olayı çabuk yatıştırıp çabuk oyuna başlatmak... ...niyetinde olan bir oyuncu iken... ...gördük ki ilk maçı zaten tamamlayamadı. Bir arızası varmış. İkinci maçta da... yani Çok ...topu güzel. fileden alıp hemen... ...başlatmayı denemek... ...hakeme... ...o sevinen oyuncuları şikayet etmek, vakit geçiriyorlar diye şikayet etmek, hakem baskı altına almak yerine... Ee, rakiple uğraştırıp atıldı. Gereksiz bir şekilde. Oyun gereği bir kır kırmızı kart değildi o. Evet. Hani biri kaleye doğru geliyordur. Sizi geçerse gol hmm. olacaktır. İndirirsiniz. Onu anlarım. Ama bu oyun gereği olan bir kırmızı kart değildi. Adammış oyuncu adedi e, bence düşüktü. Dün akşam için e, Barış ve Berkan'ı söyleyebilirim. Kendini adamış oyuncular olarak. Diğerleri biraz daha eksik performans ortaya koydular. Bu belirgin bir şekilde görüldü. Ee, Okan Buruk'tan devam edelim. Aslında Okan Buruk'un hem sağa içindeki taktik planı ha, hem de tamamlayabilir mi dediniz? Bakın Hı -hı. o biraz kulüp siyasetiyle de alakalı. Ee, onu bilmek benim adıma zor. Onu bilemem. Çünkü Galatasaray daha çabuk reaksiyon veren bir kulüp olarak tanınıyor ya. Ben de öyle biliyorum. Galatasaray çabuk sorun çözer. Yani Hı -hı. sorun çabuk görür, çabuk çözer. Yönetimle ilgili bir sorun olduğunu düşündüğünde hemen genel kurulu toplayıp indirebilir başkanı. Yeni bir başkan seçebilir. Yani Fenerbahçe'de bir başkan yıllarca kalıyor. Başarısız, başarısız başarılı veya başarısız yıllarca kalabiliyor. Bir antrenör sezonu tamamlayabiliyor. Yıllarca alışkanlığıydı Fenerbahçe. Evet. Kötü de gitse antrenörü aradan giren kimse olmazdı. Galatasaray'da öyle değil. Çabuk çabuk kararlar verilebiliyor. O Okan Burun handikaplarından bir tanesi. Tıpkı yönetim kurulunun evet. handikapı olduğu gibi. Ki 2-3 hafta sonra bir Fenerbahçe derbisi var. Belki belirleyici olacak maçlardan biri Olay, de olacaktır. Evet. Ee, yine Okan Buruk'tan devam edelim hocam. En az saha içindeki taktiksel kararları kadar maç önü ve maç sonu yaptığı açıklamalarla da çok konuşuldu. Özellikle iki tanesini aldım çok dikkat çekici. Ee, kendisine gelen eleştiriler vardı. Özellikle final maçları son dönemdeki final maçlarını iyi yönetemediğine dair. Ee, o da şöyle bir açıklama yapmış. Manchester United'ın dördüncü olduğu grupta üçüncü olup Avrupa'ya gitmiş bir takıma başarısız diyorsanız ya Manchester City'yi tutmanız lazım ya da Real Madrid'i. Ee, bir de şu açıklama var. Ee, biz bu takıma geldiğimizde Galatasaray 13. Şimdi Okan Buruk maç sonu basın toplantılarında hatta bunu soran kişi de aynı şekilde söyledi. Gülerek diye bir kalıp var. Gülerek cevap veriyor genelde Okan Buruk maç sonu basın toplantılarında. Okan Buruk'u ilk kez bu kadar böyle gergin görüyoruz. İki sene üst üste şampiyon olmuş bir hocaya göre Okan Buruk şu an fazla mı agresif? Biraz fazla olabilir. Daha sakin olması kendisinin işine yarar. Ama şu sözü hatırlatmak isterim. Bir gün Pep Guardiola'ya soruyorlar. İşte başarılı mısınız falan filan gibi soruyu tam hatırlamıyorum. O şöyle bir cevap veriyor. Daha yeni Şampiyonlar Ligi'ni aldım ama ertesi gün tekrar teste gireceğim diye. Yani. Hmm. Yani teknik direktörün testi bitmez yani. Yıllarca üst üste başarılar kazanırsınız. Ama işler kötü gittiğinde sorguya alırsınız Bu dünyanın her yerinde böyle. Bunu bir İspanyol söylüyor. Almanya'da da bunu yaşamış. İspanya'da da, İngiltere'de de yaşamakta olan birisi. Yani kimilerine göre dünyanın en iyisi. Tüm zamanların en iyisi olduğunu söyleyen de var. Ama şampiyonlar günü aldıktan 3 gün sonra oynayacağı maçta tekrar teste gidiyor. Ancelotti her gün teste değil mi? Zidane her gün teste değil miydi? 3 sene üst üste yaptı Zidane. Evet. Yani bu işin <laughs> e, bu işin raconu bu. Böyle olmak zorunda Biraz aşçılar Dolay gibi aslında son tabak e, klasiktir. Tabii ki dünyanın en iyi aşçısı sizsiniz ama bir kusursuz tabak yapmak da zorundasınız, <laughs> bir daha zorundasınız aynı zamanda. Dolayısıyla burada biraz daha sakin olması kendisi, kendisinin işine yarar ama e, neşesini kaybetmiş olması önemli bir göstergedir onu da söyleyeyim. Herkes adına önemli bir göstergedir eğer asık suratlı olmayan, bağırıp çağırarak değil, güler yüzle cevap vermeye çalışan bir teknik direktör e, suratı astıysa, kaşları çattıysa neşesini kaybetti anlamına gelir. Neşesini e, neyin kaybettirdiğini de yani öbürgü sorarlar. Belki de kendisi cevap verir. Evet. Verir mi vermez mi bilmem de. Tabi bu arada fotoğrafın dışında çok güçlü kimlikler kaldı. Yani Erdem Timurla Fatih Terim'in fotoğrafın dışında kaldığı her senaryo yönetim kurulunda, teknik direktörde baskı altına alır. Bakın bu Fatih Terimlerden Erdem Timur'un e, kur, kuracağı baskı sebebiyle değil. Hı hı. İnsanların Galatasaray taraftarlarının bu geçmiş başarıları yaşatan ki Fatih Terim son dönem çok başarılı geçmedi. Evet. Ama neyse de isim kulübün efsane... oyuncularından, büyük kaptanlarından kulübün... efsane teknik direktörü. Daha ötesi yok yani... tüm Galatasaray tarihinin bir numaralı... figürü. O fotoğrafın dışında ise taraftarlar ona teveccüh gösterir. Son dönem çok popüler olan... işte transferde sihirbazlık yaptığı... E, düşünülen, e, önemli oyuncuları... E, kolaylıkla getirebildiği düşünülen... Erdem Timur da fotoğrafın dışında kaldı ve hayranı çok. Yani teveccüh gösteren, bu yönetim transfer yapamadığında Erdem Bey olsaydı yapardı... diyen insan sayısız çok. Yani baskıyı kuran Erdem Timur değildir. Ama... onu çok sevenler, çok beğenenler bu baskıyı yönetim kurumuna kurarlar. Dolayısıyla bu iki güçlü figürün dışarıda kaldığı, fotoğrafın dışında kaldığı bir senaryoda... fahri görev yapanların da, profesyonellerin de başı ağrır. Bu gayet doğaldır. Ee, dikkat çeken başka bir olay da şu hocam Galatasaray Avrupa Kupalarında oynadığı son 4 maç yani sparta Prag ve Young Boys eşleşmelerinde Okan Buruk'un da kırmızı kartına dahil edersek toplam 5 kırmızı kart gördü. 4 dört, e, dört. Dört oyuncular bir de Okan Buruk evet. kırmızı kart gördü ki Okan Buruk iki Young Boys maçında da sağ kenarında değildi. Ee, siz bu agresifliği neye bağlıyorsunuz Avrupa'da ya da hakemlerin standardı mı daha farklı ligimize göre? Ya hakemlerin standardı tabii ki ligimize göre farklı. Çünkü hakemlerin bir standardı var orada. Yani burada standart yok. Tabii ki farklı. Ama sadece bu olduğunu düşünmüyorum. Yani Okan Buruk hakem standartından atılmadı. Yani öfkesini kontrol etmediği için atıldı. Maç bittikten sonra atıldı. Hı hı. Onunki o. Muslera öfkesini kontrol etmediği için atıldı. Hakem standartından değil. Hı hı. Abdülkerim... Oyun akarken atıldı. Ha, sarı kartı tartışmaya açıktır. Ee, i̇lk... Sarı kartı. İtiraz sanırım öyle hatırlıyorum. Ee, ama... Evet. O, orada böyle. Hı hı. Yani Avrupa Şampiyonası oynanmadan önce de söylediler. Ee, UEFA açıkladı. Artık hakem kararlarında... Küçük büyük demeden itirazlara hemen kart var. Hı hı. Bu söylendi. Hakem kararı koruma altına, sadece hakem değil, hakemin kararları koruma altına alındı dedi. Ondan sonra da uygulamanın yerel federasyonlarca da böyle uygulanması gerektiği anlatıldı UEFA tarafından. Ee, o tartışmaya açık olabilir ama agresifliği sebebi kaybederken gösterdiğiniz tavırdır. Yani bu maçların ortak özelliği ne? sparta Prag ve Young Boys maçlarının. Aslında skor 1-1 bir iken Prag maçında Kaan Ayhan kırmızı kart gördü evet, ama tabii oradaki agresiflikten ziyade pozisyon gereği bir karttı. O pozisyon bir kart gereği bir karttı ama, ama tabi, diğer kartlar için da. ortak özellik işler yolunda gitmezken gösterilen tavır. Yani sakin sa, e, sakin kalmak e, sadece işler yolunda giderken değil, işler yolunda gitmezken de büyük ihtiyaç. Sakin kalmadı Galatasaray, öfkeyi kontrol etmedi. Peki ona yöneltilen Okan Burak'a yöneltilen e, şeye katılıyor musunuz? Bu son final fina, maçları dediğimiz yani tabii ki Konya Spor'da final maçıydı sonuçta. Şah, Galatasaray kazandı ve şampiyon oldu ama Kopenhag maçından başlayan süreçte Kopenhag, Fenerbahçe derbisi, Beşiktaş kupa maçı. Okan Buruk'un gerçekten e, yeteri kadar iyi performans gösteremediğini düşünüyor musunuz? Ya o maçların bir kısmında iyi performans göstermedi. Bu doğru. Ama şunu hemen söyleyemez, söyleyemeyiz yani böyle çıkarım yapılırsa ben itiraz ederim. İşte finalleri oynatamıyor. Ya yıllarca şeye Jurgen Klopp final oynatamıyor falan dediler. Finali yapamıyor dediler. Ya o adam Dortmund'un başında Şampiyonlar Ligi finaline gelmiş. Karşısında bir dev var. Arada büyük bütçe farkı var yani. O klop'un final yönetememe beceriksizliği sebebiyle kaybedilmiş bir kupa değil, iki takım arasındaki denklik sorunu. Evet. Bunu Liverpool'dayken de yaşadı. Real Madrid'de mi kaybettiler o sanırım? Tabii Real, Madrid e Real Madrid'de kaybettiler. Real Madrid'de kaybedersiniz yani. Oluyor bunlar. <laughs> Neçede daha önce Akisar'da... Başakşehir'de final oynatabildiğini gösterdi. Galatasaray'da da iki sezon ligin finallerini oynayabildi. Aynı zamanda. Bunu söylemek için yeteri kadar... Benim elimde veri yok yani. <laughs> Eğer dört maçla, beş maçla e, bu karar verildiyse... E, muhtemelen bu kararı verenler... Daha fütüristik bakabilme potansiyeline sahip zeki insanlar. Son olarak Zem şunu soracağım hocam, yok hocam. Şunu fark ettim. Galatasaray'ın Spartak praga 4-1 kaybettiği maçın sol bekinde Berkan vardı. Hı hı. Dün de son düdük çaldığında yine Galatasaray'ın sol bekinde Berkan vardı. Eee devre arası gelmişti. Köyünün performansı şu an çok tartışılıyor. Yeni bir sol bek transferi bakıyor hatta Galatasaray. Ee, neredeyse benim hatırladığım yani en son düzenli olarak sol bek ki o da sol ön oyuncusuyken sol beke devşirilen Riera vardı. Telles geldi kısa bir süre oynadı ama satıldı sonra. Uzun süredir Galatasaray'ın bir sol bek problemi zaten var. Ee, yönetim de şu ana kadar Galatasaray yönetimi 3 transfer yaptı. Ee, yönetimin hem Sparta Prag maçında düşünürsek orada da gerçekten yokluktan çok fazla oyuncu kendi mevkisi dışında oynadı. Yönetimin bu son iki Avrupa'dan eleniş, veda ediş kısmındaki etkisi ne oldu sizce? Var. Yani illa ki kusursuz kadro olmak zorunda değil. Young Boys'un da dünya kadar kusur var kadroda. Veya Sparta da kusurları vardı. Galatasaray'da kusurlu bazı kadrolarını kusurunu göstermeden e, başarılar elde edebilmiş bir ekip. Neydi Hatay'dan devre arasında aldıkları? Adekuk, Bey. Adekuk Bey mesela. O kusuru göstermemek için Galatasaray bir oyun icat etti. Yürüdü gitti. Yani Maçı en zayıf halka oyunu haline getirmeden, en güçlü halkalarını ön plana çıkararak kazandı ve sol ilk sezon sol beksiz şampiyon oldu. İkinci sezon da aşağı yukarı öyle oldu. Göstermedi sol bekini sakladı. O defonun üzerine gidilmesine müsaade etmedi ama önüne önlem aldı, ama yanına önlem aldı, ama oyunu ters tarafta oynadı. Böyle bir şey yaptı ama buraya getirmedi oyunu. Dolayısıyla saklayabilmişti. Ama ne olursa olsun Galatasaray yönetiminin Sağbek ve Solbek e, transferleri konusunda sınıfta kaldı çok açık. Çok açık. Epeydir. Yani Saşa Boy'un gidişinden itibaren oraya da sağ solbek sol bek zaten yıll yılların çözülemeyen sorunu. E, Onunla bir türlü başa çıkılamıyor. Uzun yıllardı. Siz Riyara dediniz. Gerçekten de öyle. Yani düşündüm de. E, evet. Devşirme şeyden, e, oyuncudan. Yıllardır bu sorun ortada. Yani hepi topu iki tane transfer yapılacak. İki tane. Bir sağ bek, bir sol bek alınacak. Takım geri kalanı, başı sonu belli. Kalecisi var. Santfor var. Zaten ikinci Santfor almışsınız. Var takım yani. Ortada bir takım var. Siz iki tane zayıf halkayı güçlendirin. Basitti. Harcanan para ne kadar? Derik Köm ve şey için, e, Yalert için. Yelert'in bonservisi şu an Türkiye'ye gelmiş en pahalı Bek oyuncusu. 9 milyon euro civarında olması lazım. Bu, bu oyuncuları kim seçti? Tabii. Öneren kim? Alınmasını isteyen veya onay veren kim? Eğer Antonio ekibi de buna müdahilse, daha iyiyse yani biz Kön'ü istiyoruz derse yönetim tabii ki gider alır. Veya biz Yelert'i çok beğendik, bayıldık biz Yelert'e derse yönetim gider onu alır. Ama yönetim gidip, ben yelert aldım. Buyur sağ kim budur derse de Okan Hoca'nın yapacağı bir şey yoktur. Kim kararı verdi bilmiyoruz. Öneren kim, isteyen kim bilmiyoruz. Ama en nihayetinde işin başındaki insanlara yazar bu. İşin başında kim var? Yönetim kurulu var. Demek ki her yönetim kurulunun Okan Hoca istese bile, tuttursa bile yani yelert alalım, yeler alalım dese bile yine yönetime yazar. Çünkü yönetimlerin de şöyle bir e ben ona icra kurulu diyorum. Teknik icra kurulu. Minimum teknik icra kurulu. 4 kişilik, 5 kişilik bir teknik icra kurulu olsa yönetim oraya sorar. Ya hocamız bunu istiyor da bir bakalım arkadaşlar diyeceği. Teknik anlamda değerlendirme yapabilecek birileri veya sportif direktörün ticaret kökenli değil, spor kökenli insanlar olması yine bir danışmanlık hizmeti verebileceği anlamına gelir. Hoca çok ister. Spor direktörü, onun ekibi bakar. Ya tamam hoca çok istiyor, kırmayalım ama... bu oyuncu maliyet fayda bağlamında Galatasaray'a katkı vermeyecek diyebilen... dini diye sorabileceğiniz insanlar olmalı. O yüzden de eğer böyle istihdamlar yapmıyorsa tabii ki yönetime yazar. Son olarak şunu sorayım. Sizce peki bu elenmenin faturası teknik direktör müdür, yönetim kurulu mudur, oyuncular mıdır yoksa hepsi midir? Çünkü taraftar şu anda sosyal medyada e, üç farklı şeyi savunuyor. Hatta iki farklı diyeyim. Oyuncuları çok fazla yani musteriye bir eleştiri var ama iki farklı şeyi savunanlar var. E, hepsidir ama en belirgini hangisidir? Ona bakalım. Galatasaray'ın e, kadrosu Young Boys'tan daha mı geride? Değil. O zaman teknik direktörü. Yani birinci olarak oraya, teknik direktöre gider daha güçlü takım daha güçlü olmayan takıma elenmiştir. Evet çok net oldu bu. Yani olur. E, şöyle olur. Mesela ligde siz rakiplerinizden daha kötü kadro kurarsınız. Ödeme düzenini hı hı. oluşturamazsınız. O zaman yönetime de gidecek olan şeyler vardır. Yani sağ bek sol bek alınmamış olması veya alınanların Galatasaray seviyesinde olmaması yönetim için bir handikaptır ama bu maç özelinde bu eşleşme özelinde Galatasaray büyüktür Young Boys. Galatasaray Young Boys'tan daha iyi. Daha nitelikli, daha derin bir kadro. Daha deneyimli aynı zamanda yaş olarak da, uluslararası deneyim olarak da, oynama alışkanlıkları olarak da çok daha üzerinde Young Boys'un. Eğer buna elendiyse bunu ben yönetime ve oyuncuya, taraftara vesaire değil yani tabii ki doğal olarak Antrenör ekibine gider bunun faturası. Evet hocam Galatasaray bölümünün sonuna geldik. Ee, Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Yani Okan Hoca'nın bu iki maçta sahada olmaması olacak iş değil bu. Bir şey değiştirir miydi peki? Değiştirmez olur mu ya? Sonuçta Okan bunu görecek futbolcu kenara baktığında. Ya sadece görecek değil yani. Birinci ağızdan vereceksiniz kararları. Telefonla veya bilmem neyle değil. Evet. Bir, yani orada kenarda siz olacaksınız. Bu bir final. Playoff finali bu. Burayı geçerseniz olmanız gereken yere gideceksiniz. Geçmezseniz olmamanız gereken yere gideceksiniz. Bakın 102 puan aldığınız bir sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalamamak bir gaftır. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. 99 puanlı, rekor ikinci olduğunuz bir sezonun sonunda Galatasaray Fenerbahçe'nin yolu daha uzundu. Artı Fenerbahçe kentten daha pahalı bir ekibe elendi. Aşağı yukarı yani denk A, denk diye aynen. De, denk Aşağı de yukarı elendi. değil çok şeyi bilmiyorum, bilmiyorum hani için. dün Serdar Ali söylemişti 240 mı dedi 260 mı? birbirine yakın. Evet evet. Birbirinden biraz fazla. Hı hı. Ama e, Young Boys'ta Galatasaray'da çok dramatik bir fark vardı. Galatasaray'la evet, yine o fark hiç ortaya çıkmadı. İki maçta kaybetti. Ve antrenörü kenarda değilken oldu bunlar. Doğal olarak Okan Hoca için kötü sınav verdi de, denilir. Hı hı. Galatasaray bölümünün sonuna geldik. Dilerseniz Fenerbahçe bölümüne geçelim. Tamam. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. <laughs> Serdar abi senin burada ne işin var? Kardeşim 40 kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi şu hale bak ya, şu hale bak. Ya. Bizim bütün ekip her hafta buradayız. Bekleriz.